Arkadaşlar, bu akşam kısaca Petkim Lisesi'ne bakalım. Petkim Lisesi düşün bir kırdıktan sonra tekrar ise 50 günlük ortalamasını bugün itibariyle test etmiş durumda. Hisse 3.60 fiyatından günü tamamladı. Hissemizin 13 günlük ortalaması 3.66, 5 günlük ortalaması 3.65. Şu an Çin hissede 5 günlük ortalama 13 günlük ortalamayı aşağı kesmiş durumda ve 50 günlük ortalamayı da test etti. Şimdi bu durumda hissede negatif durum biraz daha artmış oluyor. Özellikle 50 günlük ortalamayı eğer aşağı doğru kırarsa ise de bu yeşil desteğe kadar çekilme ihtimali olabileceği gibi buradan gelen tepkiyle yukarı yönlü bir kanal oluşturan ise kendi kanal içerisinde de hareket edebilir. Biz şimdi bu kanal içerisinde nasıl hareket edebileceğini tahmin etmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi size kendisine bir trend kanalı oluşturmuştu. Bu trend kanalının üzerinde hareket ederken zaman zaman trend kanalının üst çizgisine daha sonra düzeltme yapıp alt çizgisine vurabiliyor hisseler. Tabi bu pozisyonları değerlendirmek kolay değil. Şimdi mevcut durumda bizim kanalımız aşağı yukarı şu şekilde gözüküyor. Veya şöyle alabilirsek eğer daha net olacak. Evet. Şunu da silip bunun paralelini alalım. Şu an için baktığımızda hisse kendi trend kanalının dibinde 50 günlük ortalamasıyla test ediyor. RSI'nin destek durumuna da bakacak olursak eğer RSI sanki destek kanalını biraz kırmış gibi geldi bana. Evet. RSI şu an için günlük periyotta destek kanalını kırmış. Ellerin altına gelmiş. RSI'daki destek kanalı da bence önemli. Bu hisse için biraz negatif durum. Hisseye daha detaylı bakabilmek için saatlik periyotta incelersek eğer. Evet, saatlik periyotta hissenin ortalamaları bir kaldıralım, net gözüksün. Evet, hisse daha önce bırakmış olduğu gapı almak için aşağıya doğru bir yönelme içerisinde. Şurada oluşturduğu bir gap var. Bu gap çizgisi de yaklaşık 3.55'lerde sanırsam. Hisse buraları test etmek isteyebilir. Hariçten hisse de şu an için oluşmaya çalışmış bir obo var. Bu obo çalışmış şu üst bölgede. Şurada, şurada. Şuradaki oboyu çalıştırarak hisse şuradan aşağıya düşmüş. Baktığımızda hissede RSI 30 bandında ikili dip yapmış durumda. Hissenin bu durumda belki bir tepki göstermesi beklenebilir. O tepkiyi de görebilmek için yine düşen kanalın dışına çıkmasını bekleyebiliriz. Hissede şöyle şu civarlarda bir Düşen kanal var. bu düşen kanalı yukarı yönlü dik şekilde kırabilirse
Bizim daha önce bahsettiğimiz, her zaman söylüyorum, 50 ve 13 saatlik ortalamalar burada bize yön tayininde bulunabilir. 13 saatlik ortalama, 50 saatlik ortalamayı yukarı doğru kırdığında hissede tekrar yukarı yönlü bir hareket beklenebilir. Aksi takdirde bu düşen kanalda yapmış olduğu hareketi aşağı banda doğru şu şekilde bir iniş görebiliriz. Buraları test edebilir ki o da 3.50'lere denk geliyor. Umarım oralara inmeden hisse bir an önce toparlar. Kendisini 3.62 ve 3.66 üzerine atabilen ise daha sonraki periyotta olumlu bir havayla yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir. Petkim için söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.